Lahmacunun malzemeleri gelsin mi? Ne dersiniz? Bence gelsin. Lahmacunu iki aşamalı olarak hazırlayacağız. Önce hamurunu yapacağım. Çünkü en az 40 dakika dinlenmesi gerekiyor. Unutmayın, evde hamur işi yaparken hani hep annelerimiz der ya, benimki kolay açıldı, seninki açılmadı. İşte oradaki en önemli püf noktası hamurun dinlenme süresidir. Yani vaktiniz varsa hele bir saat bekletin, şahane olur. İlk olarak burada hamurun malzemesini görüyoruz. Nedir peki? Un, su ve tuz. Biraz da yapışmasın diye ekstra un kullanacağım. Lahmacunun hamuru için tezgahınızı da kullanabilirsiniz. Karıştırma kabı da, ben çekim olduğu için ortalığı çok batırmak istemiyorum. O sebeple karıştırma kabı kullanacağım. Eldiven takmıyorum. Ellerimi güzelce yıkadım çünkü hamur eldivene yapışıyor. Unumu alıyorum. Elimle ortasında bir havuz açıyorum. Suyu birden eklemiyorum. Yavaş yavaş ilk olarak bir kısmını. Sonra biraz tuz alıyorum. Şöyle köşelerinden daha hızlı aktive olsun diye. Maya koymadık ama hamur dinlenirken de kendi kendine aktive olur. Yavaş yavaş parmak uçlarımla bir araya getirmeye başlıyorum. Güzel yumuşacık bir hamurumuz olacak. Bu ölçüyü istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Şimdi kalan suyumu da yavaş yavaş ilave ediyorum. Güzelce yoğuruyorum. Tezgahıma biraz un serpeceğim. Bu aşama için gerekli çünkü. Hamurumu alıyorum. İyice yoğuruyorum. Hamurum gayet güzel oldu. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Peki şimdi ne yapacağız? Bunu bu şekilde yuvarlıyorum. Kesme tahtamın üzerine biraz un serpiyorum. Hamurumu kesme tahtamın üstüne alıyorum. Yine üzerine de biraz un serptim. Nemli temiz bezimi aldım. Her köşesini kapattım. Aynen bu şekilde bir saat dinlendireceğim. Dediğim gibi ölçüyü istediğiniz kadar arttırıp azaltabilirsiniz. Ben burada porsiyonluk hazırlıyorum. Şimdi sıra geldi lahmacunu bitirmeye. Hamurum güzelce dinlendi. Peki neyini yapmadık? İç harcını. O zaman malzemeleri gelsin. İç harcının malzemeleri de geldi. Kıymayı yağlı tercih ederseniz çok daha güzel ve lezzetli olur. Onun dışında içinde yeşil biber, kapya biberi, soğan, kabuğu soyulmuş çekirdeği alınmış domates. Eğer seviyorsanız şayet, ben çok severim. Sarımsak, maydanoz, biber salçası, kıvam içinde yanıma birazcık su aldım. Peki işe nasıl başlayacağız? Bunlar aslında doğranmış fakat hepsini robottan bir kere daha geçireceğim. Hafif bir püre elde etmek istiyorum. Kıymayla ve salçayla yoğrulduğunda homojenize bir karışım elde edeyim. Robotun kapağını açıyorum. Soğan miktarınızı da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada 2 adet var. Ben biraz soğanı, sarımsağı bol severim. Üzerine yeşil biberleri ilave ediyorum. Kapya biberini. Domatesleri. Burada bir tutam maydanozum var. Saplarını direkt elimle koparıp onları da içine göndereceğim. En son tabii ki pul biber, soğan ve maydanozu hazırlayacağız. Suyumu da yanıma aldım ve artık düğmeye basabilirim.
Tüm malzemeler istediğim kıvama geldi. Büyük boy bir karıştırma kabını alıyorum. İlk önce içine kıymamı ilave ediyorum. Biber salçamı koyuyorum. Buradaki karışımı ilave ediyorum. Şu ana kadar hiçbir baharat ilave etmedim. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ne seviyorsanız koyabilirsiniz. Karabiberim var. Benim muhteşem üçlü. Tabii ki kırmızı toz biberim. Ben Antep usulü severim. Bol sarımsaklı ve acılı. Biraz da pul biber. Suyum hala yanımda. Bakalım ihtiyaç olacak mı, olmayacak mı? İyice bütün malzemeyi karıştırıyorum. Biraz su ilave edeceğiz. Sulu sulu bir karışım olması lazım. Bunu hamurların üzerine süreceğiz. Aynı zamanda sosu lezzetlendirecek. Evet, aynen böyle olması lazım kıvamının. Şöyle size göstereyim. Rengi de çok güzel oldu. İç harcım hazır. Artık hamura geçebilirim. İlk olarak fırın tepsisine biraz un serpiyorum. Bunun sebebi fırının alt gözüne koyacağız. Hafif yanacak ve bize taş fırın etkisi sağlayacak. Bu hazır, bizi beklesin. Hamurlarımı incecik açtım. Şimdi hepsinin aynı boyda olmasını istiyorum. O sebeple hamur kesici kullanacağım. Sıfıra sıfır. Bir bezeden tam 3 tane çıkıyor. Demek ki 12 tane fındık lahmacunumuz olacak. Şöyle düzgün bir şekilde çıkartıyorum. Kenardaki fazlalıkları da alıyorum. Tam 2 tepsi çıktı. Güzelce alıyorum. Bu arada fırınımı da 220 dereceye ısıttım. Harcı kullanmadan önce mutlaka bir kez daha karıştırın. Feyzoş'un dediği gibi, anne diyorsam bol malzemeli yapıyorsun. Dışarıya biraz taşırırım o sebeple. Bu şekilde hepsini dolduracağım. İlk tepsim, yani 9 adet hazır. Isıtılmış fırında hemen göstereceğim. En altta, en alt nereye koyabiliyorsanız. 8 ile 10 dakika arası, arada kontrol edin, çok hızlı pişecekler çünkü. Pişiriyoruz ve sıcak servis yapıyoruz. Şimdi hızlıca ikinci tepsiyle dolduracağım. İkinci tepsi de hazır. 9 tane orada vardı. 7 tane de burada var. Tam 16 adet fındık lahmacunum hazır. Fırın tipine göre 2 tepsiye aynı anda koyabilirsiniz. Evet, ancak tepsinin mutlaka ilk sıcakta buluştuğu anda zemine yakın olması gerekiyor. O sebeple bence ikinci tepsi pişmek için 8 dakika bekleyebilir. Hemen buraya alıyorum. Bence lahmacunla kesinlikle bol pul biberli soğan süper oluyor. Hızlıca onu da hazırlayacağım. Soğanlarımı incecik kıyıyorum. Üzerine tabii ki pul biber. Arzu edenler soğanları yıkayabilir. Nasıl olduğunu daha önceki bölümlerde göstermiştim. Soğanları yaparken de tekrar hatırlatmak istiyorum. Hediyeli programlar tam gaz devam ediyor. Programın içerisinde size bir kod verilecek.
o kod ile beraber gulshahsen.com.tr'ye hızlıca bir göz atın. Ne yapmanız gerektiği tüm detaylarıyla son posta yazıyor. Unutmayın, gulshahsen.com.tr'de sizleri kodunuzla beraber bekliyoruz. İlk tur hazır. Hatta arada bir iki tane olan vardı. Onları aldım ben. Hemen bunları da alıyorum. Dikkat edin, çok fazla pişerse kuruyabilir. Servise kadar üzerleri kurumasın diye hemen bir bez örteceğim. Hızlıca lahmacunlarımı servis yapmak istiyorum. Lahmacunlarımı üst üste servis tahtama alıyorum. Üzerlerine hazırladığımız soğandan. Biraz maydanoz. Ve aralara da iki parça limon.